efendim. Bir alkış yönetti. Soğuk Savaş'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kutsal Motor ekibi bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asıl alkış burada olacaktı. Yanlış yani. Hep öyle oluyor. Ya coşkulu bir ekip. Bu aralar alkışlamaya evet alıştık. Nasıl keyifler, iyi miyiz? İyiyiz, mutluyuz. Buradayız. 4 senenin sonunda buradayız. Mutlu olduğumuz için mutluyuz. Hak ettik. Kariyerimizde Soğuk Savaş devrinine geldik, çok mutluyuz. Tekrar mutlu olmamaya devam edelim. Güzel, olması gerektiği gibi. En son 3 sene önce görüştüğümüzde evet. Sizinle benim daha çok saçım vardı, daha çok ümidim vardı. Benim ve buna bağlı sistemler, evet. Birebir aynı şeyleri yaşamıştım. Bir de evet. Hemen mesela sonrasında güzel şeyler de olmuştu. Güzel şeyler şimdi olmuştu, daha, evet. Şimdi bakıyorum da. Olsun, biz keyifli. Gülme. Evet, hazırlandık. Siz sanırım bir 10 bölüm üst üste Soğuk Savaş'ı izleyip bizim maratona girmişsiniz dün gece. O yüzden evet. O yüzden bizden sıkılmışsınızdır ya diye düşünüyorum. Aslında iyi oldu çünkü Zeynep birkaç bölüm gülmedi ama sonra 3. bölüm itibariyle her şakaya gülüyor. Tersine etki etmiş bu arada. Olması doğru bir eğitim gibi. Güzel bir testten geçildi ama iyi hazırlanıldı. Sizi kazandırmaya geldik. Süper. Yok gerçekten kesin bu. Vallahi. Bu artık ya, şu anda kazanmıyorsunuz. Olmaz çünkü. Doğru, biz de çok uzun süredir kazanmıyorduk. Son bölüm bir kazandık. Aa, kime karşı? Kazandık. Çok Merve Oflaz ve Sitare Akbaş'a karşı. Siz o bölümü kazandınız mı? Kazandık. Hiç kazanmamışız gibi. Biz bunu İşte hayat böyle. Ne kadar iyi tebrik etmişler sizi. Evet, ya hayat böyle Twitter'da. Kendi kendimize konuştuğumuz gibi değil. Senelerdir kaybettikten sonra bir kazanmak iyi geldi. Sonra evet yani hayata işte geri döndük. Neyse. Siz de iyi hazırlandınız. Elimizden geldiği yani, kadarıyla inşallah. İddialı konuşmuyorum ama elimizden geleni yaptık. Süper. Yaptık. Yani vallahi yaptık. İnşallah. İyi hazırlananları da görüyoruz. Evet, o zaman bu bölüme hazırız ve başlıyoruz. Soğuk Savaş başlıyor. Gülersen kaybedersin. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de genelde konuklar başlıyor. Mümkün olduğu kadar rahatsız olacakları kötü bir ortam. Kötü fikir bu arada. Evet. Hazırlamaya çalışıyoruz. Kötü bir fikir. Kendimi hazırladım şu anda. Yani. Gülmemeye zaten çok hazır. Abi kendi şakama gülüyorum, o çok kötü. Onu kontrol etmeye çalışarak geldim. Sayarız ama göndermeyiz. Tamam, güzel. Öyle peki. Yaparız. Çünkü bazen de sayılmıyor ama neyse tamam. Abi sayılmamaya senin gülmen evet, benim evet. için yeterli abi. Tamam, okey. Evet, başlıyorum o zaman. İlk şakamı. Haydi, hazırız. Oo, evet, belli tamam, ki tamam, müthiş bir şey geliyor. Yok, hiç sıfır. Cem Yılmaz'ın her 10 dakikaya 3 penis şakasının düştüğü dizisinin uluslararası adı nedir? Nedir? Succession. Bir şey söyleyeceğim. Kötü müydü? Yok, kötü, çok kızar iyiydi. Güldü. Benim için yeterli. Çok sevdiğim bir isim ve çok sevdiğim bir diziyle alakalı. Benim de. Benim harika de. Bir şakaydı İnanılmaz yani. İnanılmaz da sevdiğim bir şaka. Sanki bir gazetenin bir köşesinde okuyacakmışız tadında. Tamam, o tonla dinliyorum. Hazırsan geliyor. Hazırım. Çok konuşan anneye ne denir? Benim annem. Değil belli ki. Tamam, okey, yok, nedir? Tantana. Dur, anlayacağım. Hayır, 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 onu yapmana gerek yok değil mi? Bence evet. Süper şakaydı falan. Yok yok, ben her türlü arkasındayım şakanın. Programdan sonra güleceğim büyük ihtimalle. Yayınlanınca güleceğim. Hadi bakalım. Ben, yine mi? Ben çok iyiyim. Bir merhaba demeyi ben öğreniyorum insanlara da. Yok, ben öğreniyorum. Ben evet evet. Direkt soru soruyordum önceden. Doğru, evet. Belki ilk session'ımız. Session'da ısrarlıyız, peki. Halkın parasıyla her Allah'ın günü yeni projeler üreten, her kuruşumuzu Orta Doğu'ya satmaya çalışan, evet. Her ihalede masada olan, memleketimizin güzelliklerini çeteler aracılığıyla rant uğruna talan eden şirketin adı nedir? Yani bize illa gireceğiz yani. Yapacak bir şey yok ya. O kamera açık mı? Nedir? Netflix. Oh. Sakin. Hazırsak. Buyursunlar. Geliyor. Hafif meşrep yaratığa ne denir? Ne denir? Godzilla. Bu kadar kötü ki. Bunlar gerçekten kötü abi. Ama güzel yani. Format yani zaten Godzilla. İyi şaka yapıyor olsak aynen Soğuk Savaş öyle. Olmazdı doğru, diye düşünüyorum. Franz Kafka uzun bir ara verdikten sonra yazdığı yeni roman çıkmadan önce arkadaşlarına
ne demiştir? Allah Allah, ne demiştir? Dönüşüm muhteşem olacak. Abi selam. Selam. Merhabalar tekrar. Bundan sonra politik değil mi senin? Evet, maalesef. Evet, o zaman soruyorum abi. Ben de politik yapayım. Sadece ikizlerin katılabildikleri tarikata ne denir? Ne denir? Ne denir? İkizlere tekke. Politika, ben çok uzağım politikaya. Hiç anlamıyorum. İnsanların rüyalarına girerek hayallerini yok etmeye çalışan bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmin adı nedir? Nedir? Inception. Çok güzel. Çok çok güzel. Sadece kellerin girebildiği tatil beldesi neresidir? Abi bir, çok kötü bir hafta geldiniz. Burada bilmeye çalışanlar oluyor. Ben onlara çok sinirleniyordum mesela ama yani gelince oluyormuş karşımıza. Bilmeye çalışıyorsun. Nedir? Kabak koyu. Abi hoş geldin. Abi burası dönüyormuş ya çok. Dönüyor evet, öyle bir sıkıntı var. Ben mi yapıyorum? Şimdi sıra sende evet. Tamam. O zaman sinema. Çok güzel. Biraz ortamı yumuşatalım. Evet. Severim, ilgilenirim. Filmlerini Yalnız ve Güzel Gaziantep'e adayan yönetmen kimdir? Kimdir? Nuri Bilge Beyran. Çok güzel. Hocam. Bayağı. Hocaya gönderin. Mumyaların birlikte hareket etme içgüdüsüne ne denir? Ne denir? Çürü psikolojisi. Siz seçime bayağı üzülmüşsünüz abi. Niye üzülelim ya? Halkımız üzülsün falan diye. Sezen Aksu 1987 yılında sesi düşük kalan back vokalistine ne demiştir? Ne demiştir? Dement Yüksel. Beslenme programında tüketilmesi önerilmeyen Marvel karakterlerine ne denir? Ne denir? Yenilmezler. İlk turda çok inanılmasına, bütün bir iradeyle birleşilip sık sık kucaklaşılmasına rağmen ikinci tura kalıp ikinci turda da hayal kırıklığına uğratan olaya ne denir? Benle ilgili bu. Doğru bu arada. Harbiden belki... Cinsel hayatım. Aynen! Allah, hayal kırıklığı, hayal kırıklığı falan. Dil bilgisine çok önem veren askerlere ne diyoruz? Tabii ki söyleyeceğim. Aklıma geleni yani. Nedir? Gramer. Oha, ince. Daha çok güldünüz az önce. Yani kendi kafamdan geçene daha çok güldüm. Oynayacağı rolü en büyük rakibine kaybeden Robert De Niro ne der? Ne der? Al Pacino belayı. Sen ne yaptın? Güldü mü ya? Tatil, deniz ve seyahat üzerine yayınlar yapan kanala ne denir? Tatil, deniz, seyahat üzerine. Aynen. Ne denir? Kumsal moto. Bu arada harika bir fikir. Keşke yapsak hakikaten. Telif bende. Rus Çarlığı'nı sonunu getiren ve Sovyet rejimini başlatan Ekim Devrimi ne zaman olmuştur? Söylüyor böyle direkt falan. Ne zaman olmuştur? Lenin'de sonunda. Ben çok seviyorum böyle şakaları gerçekten. Denizde oynanan futbol maçındaki katı savunma prensibini nasıl özetlersin? Nasıl? Fok geçer, adam geçmez. Abi gene aynı kişilerle karşılaştığımıza göre sürekli ritmik gidiyoruz demektir. Mahmut Tuncer'in omuzlarında İboşov'a katılan bir yılan. Hikayeyi dinlemek isterim. Abi anlatacağım. Çok ilginç bir hikayeye benziyor. Geliyor evet, bayağı üzerinde çalışılmış bir hikaye. Mahmut Tuncer'in omuzlarında İboşov'a katılan yılan kaçıp bir yere saklanırsa ne olur? Ne olur?
Tatlı ses yılanın deliğinden çıkarır. Hiç bunu beklemiyordum. Çok güzel ya. Abi evet çok güzel. Aldığı yanlış kararlarla bütün güvenilirliğini mahveden, sonra eleştiri duyunca aldığı kararlardan geri dönen, ismini duyunca milyonlarca insanın lanet okuduğu, yıllardır yaptığı ekonomik yönlendirmelerle insanları fakirleştiren, uzman olduğunu iddia ettiği işi gram bilmeyen, son dönemde saçma sapan vaatlerine Twitter'da maruz kalmadan 5 dakika geçiremediğimiz kişi kimdir? Hayda. Abi oyum sana bu arada, onu söyleyeyim. Çok güzel bir miting konuşmasıydı ve kimdir? Elon Musk. Güzel. Ortopedik sıkıntıları sebebiyle sadece tahta oturduğu rolleri oynayabilen oyuncu kimdir? Kimdir? Engin Altan Düztaban. Genellikle Akdeniz bölgesini seven insanların hastalıklar karşısında direncini artıran Hollywood yıldızı kimdir? Kimdir? Mandalina Jolie. Güzelmiş gerçekten. Kökten dinci İslamcıları kadrosuna katan İtalyan kulüplerinin şampiyonluk için yarıştığı futbol liginin adı nedir? Nedir? Şeria. Çok güzel. Bu şakayı ben buldum, inanır mısınız? Ne alaka? Çok güzel bir şaka ya. Güncel olaylardaki karamsarlıkla ilgili şarkı yapan rock grubunun adı nedir? Nedir? Umutsuzluk özlemi. Bilim aracılığıyla hayaller kurduran, solgun umutlarımızı yeşerten, hayata bağlayan, sonra da aniden karanlığın içinde kaybolan şey nedir? Nedir? Konda. Bahis düşkünü ünlü besteciyi soruyoruz efendim. Kimdir? Beethoven. Meyhanede kendine bir duble rakı dolduran Tarkan, masanın diğer ucunda oturan arkadaşından neyi uzatmasını istemiştir? Neyi? Buzu 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 buzu. Sinirim bozuldu görüşmek. Ama Tem'in tedavi etmeyi kabul etmediği bağımlı müzik grubuna ne denir? Ne denir? Kemalkeş. Ya. Ya. Pandora isimli gezegende debdebeli bir cinsel hayatı olan mavi yaratıkları anlatan filmin adı nedir? Nedir? Gavatar. Üçüncü gözünü açmayı başarmış güneş tanrısına ne denir? Ne denir? Çakra. Kadar vurgulamama gerek var mıydı? Evet. Olsun, anlamamı sağladın. Evet. Hızlıca. Belki de. Her gün üstünden geçmemize rağmen para ödemediğimiz ve ülkemize dolar cinsinden para kazandıran yapının adı nedir? Allah Allah. Nedir? Boğaç Köprüsü. Kırtık faşiste ne denir? Kırtık faşiste. Evet. Ne denir? Nazili. Başka türlü. Çok kötü. Karadeniz'in eteklerindeki bir hobbit köyünde yaşayan Frodo'nun en yakın dostu için yazdığı şarkı nedir? Nedir? Ben sevmi sevdum da. İbrahim Tatlıses neden hep aşk filmlerinde rol almıştır? Neden? İlk görüşte vurulduğu için. Soğuk Savaş'ın bu bölümünün sonuna geldik ve gerçekten de inanılmaz bir hüsrana uğradık. Neyse şimdi bölüme dönelim falan diye böyle. Gerçekten inanılmaz bir performans. Tebrik ediyoruz, kazanan siz oldunuz. Bravo. Evet, bravo. Yüreğinize sağlık. Yani... Uzun süredir bu kadar kaliteli şaka çok denk gelmemiş. Yeni yani. Bölüm izleyince sizin evet. Sayenizde. Yok, tabii. Yok, yok, biz alakası. De bunu Soğuk Savaş'a mı olmuşsunuz? Müthişti. Bence siz her ay gelin. Böyle bir evet. Şey her yapalım. Ay gelelim. Olağan bir şey yapalım. Okey. Şaka toplantılarınıza da çağırın bizi. Çekmeden de yapalım. Canlı yapalım. Bir canlı yapalım. Zaten bir yarısını izleyemediler. Yarısı da arkadaşlar hakikaten keşke izleyebilseydiniz. Hayvan gibi iyi şakalarımız var. Neler oldu neler. Çok iyiydi. Şekleri yıl olarak koyuyoruz. Gerçekten de muhteşemdi. Görüşlerinizi alalım. Yani nasıl hazırlandınız? Nasıl bir his kazanmak?
Zeynep kazanma isteği. Zeynep mi? Senin isteğin. Doğru hakikaten. Ben hep kazanırım her konuda her zaman. Güzeldi ya, Soğuk Savaş'ta kazanmak bir onurdur bizim için. Çok yani iyi. Ne olacak Allah aşkına, yok yok hiç esnafla aldım. Herkes kazanıyor, yok. Çok güzel. Yani 4 yıl sonra geldiğimiz için program başladı ya da 5 mi? Olabilir. Belki biraz düşünme şansımız oldu. Evet, biraz fazla vaktimiz oldu. Fazla düşünmüşsünüz ama bayağı düşünmüşsünüz. Bu kadar kalite fazla. Abi her düşündüğümüzü hep kenara attık. Hep notlarımıza yazdık. Ama Soğuk Savaş yani. Konuk şakaları. Hep öyledir ya, mesela bir grubun da ilk albümü çok iyidir. Sonra ikinci albüm kötüdür falan. Böyle şeyler yaşanıyor. Biz de demek ki bir kere daha sizi çağırsak böyle olmayacak. Bir de bizi ikinci de görün. Evet, çok kaliteliydi. Bizim kazanan konuklardan bir ricamız oluyor. Üçten geriye sayıyoruz. Bir kazanma hareketi istiyoruz. 3, 2, 1. Evet. Çok kazanmamanız iyi oluyor.